hesabı. Batman abi. Tek kalırsan batırla, bin konu da gitmeyelim diyor. Ceren gel, gir kareye. Ceren gel. Olduk olduk çıkıyoruz. Kaç numaraydı? Arkadaşlar 52 gün karantinadayız. 52 gün karantinadayız. Yürümek nasıl bir şey? Güzel olmaz. Hindistan'a eğitim için gittim. Tek Türk bendim. Uluslararası bir eğitimdi. Ben su terapistiyim. Ama uçaklar iptal olduktan sonra serüven başladı. Maalesef oteller yabancıları almıyor. Hatta aldığı yabancıları sokağa çıkartıyordu. Ben de bu yüzden sokakta kaldım. Sokaklardaydım ve ağlıyordum. Bu tarif edilebilecek bir duygu değil. Çok zordu. Ben 4 gün boyunca yemek yemedim. 2 gün boyunca hiç kimse bana su vermedi. Çünkü orada bizi koronavirüsü sahibi zannediyorlar. Zaten Hint vatandaşları hiçbir şekilde yardım etmediler sokakta kaldığımız sürece. Otellerden çıkartıldık. Otellerde olan arkadaşlarımız. Çok zor günlerdi. Yani tarifi bile çok mümkün değil. Ama güzel olan biz Hindistan grubu olarak sağ salim Türkiye'ye kadar geldik. Devletimize çok teşekkür ederim. Yine Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim. Çünkü onun katkılarıyla biz buraya kadar geldik. Fakat uçağa gelirken de 3 günlük çok zor bir yoldu. Otobüslerle geldik. 27 saat sürdü. Sonra yine uçak yolculuğu. Gerçekten çok meşakkatli günler geçirdik. Ama ta ki buraya attığımız gün kendimizi artık evimizden rahat zamanlar geçirdik. Burada biz prensesler gibi ağırlandık. Bize çok güzel baktılar. Her şey düşünülmüştü. Bütün hani aklınıza gelebilecek bütün kullanacağımız diş fırçamızdan şampuanımıza kadar her şeyimiz hazırdı. Her yer temizdi. Sürekli yemeklerimiz, kontrollerimiz, güler yüzlü çalışanlarımız, hatta son gece yaptıkları eğlenceyle onlar sokakta, biz de karşıdan bayraklarla onlara eşlik ettik. Hiç unutulmayacak anılar. 52 gündür karantinadayız biz. 52 gün sonra sokağa çıkmanın, üstelik Türkiye'de adım atmanın nasıl bir duygu olduğunu anlatamam. Ama bu serüven tabii ki hepimize bir sürü şey kattı. Çok güzel dostluklar kazandık. Çok mutluyuz. Ve ailelerimize kavuşacağız. Böyle bir mutluluk yok. 3 aydır görmüyoruz ailelerimizi. Hiçbir zaman ömrümün hiç ne ben ne diğer arkadaşlarım bu yaşadıklarımızı unutmayacak. Çünkü siz bizi birkaç karede gördünüz. Oysa biz WhatsApp grubundan o birlikte ağladığımız, aslında birlikte de değiliz, yüzlerimizi ilk defa havalimanında gördük. Ve sen Ebru musun, sen Seda mısın diye birbirimizi karşıladık. Ama öyle bir kader birliği yaptık ki çaresizliğe düştüğümüz günler oldu. Dönemeyeceğimizi düşündüğümüz ve hatta orada ölümümüzü
ölüp kalacağımızı. Çünkü şu an Hindistan'da durum içler acısı. Eğer gerçekten biz buraya gelmeseydik, şu an siz bizim böyle görüntülerimizi değil çok acı haberlerimizi alıyordunuz. O yüzden tabii ki çok mutluyuz. Türkiye Cumhuriyeti çok büyük. Hiçbir dünyada şu bize yapılan ağırlama ve kurtarma operasyonu yapılmadı. Kolay bir yoldan gelmedik. 3 günlük bir yolla gittik uçağa. Bunların hepsi tabii ki devletimiz sayesinde oldu. Hiçbir zaman hiçbir Türk vatandaşı dünyanın hiçbir yerinde ne bu virüs sebebiyle ne de zor bir durumda kalmaz. Çünkü Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımız, Dışişleri Bakanımız, Sağlık Bakanımız, Gençlik ve Spor Bakanımız bizlerle o kadar bu kurtarma operasyonunda bizlerle o kadar ilgilendiler ki bizler Türk vatandaşı olduğumuz için gerçekten gurur duyuyoruz. Bundan sonra su terapisti olarak insanlara hayat vermeye devam edeceğim. Ali abi, gel abi, gel abi. Tamam, ben gel. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.